والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم من... الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل عليه صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من مزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد اتينا علي ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناه ملكا عظيما صدق الله العظيم الله انفعنا بالقران العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا أبدا دفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Bizleri bu mübarek Muharrem-i Şerif ayında Aşura gecesinin gününün önünde böyle bir ilim meclisinde toplayan Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Allah Teala hazretleri "Men seleke't tarıka yeltemisu fi ilmen bi ilal ilim yoluna giren Allah'ın dinini öğrenmek için adım atanların Allah cennet yolunu hasan eder, sırrına sizi mazhar eylesin. Amin. Attığınız adımları da hicret adde eylesin Allah Amin. Teala. Hicret. Çünkü din için, Allah için adım atmak hicret. Bu mübarek ay Muharrem-i Şerif. Hicri yılbaşımız mübarek olsun. Allah Teala bu yeni yılımızı İslam'ın Müslümanların yükselmesine vesile kılsın. Amin. Amin. Şimdi önümüze kitapları açtık. Konuşuyoruz. Konuşacağız inşallah. Efendim sizlerle ayetlerden, hadislerden hasbihal edeceğiz. Onun için Bu eserler Geçmiş büyüklerimizin eserleri Bin sene evvel yazılmış Efendim Hadis-i şeriflerle Rivayetlerle dolu eserler İlim budur Din budur Dedikoduyla Efendim Onun bunun görüşüyle, fikriyle din olmaz. Din ancak ayete, hadise dayanan olur. Biz size kaynaklarından İslamiyet'i anlatmaya çalışıyoruz. Hocanın birisi demiş ki Vallahi size öyle bir vaaz edeceğim 104 kitapta yerini bulamazsınız demiş. Yani öyle şeyler anlatacağım demiş. Gitmişler öbür hocaya demişler ki Hoca efendi, ne var? Bu hoca efendi dedi ki Size öyle vaaz edeceğim arasanız 104 kitapta bulamazsınız. Demiş vallahi yalan söyleyecek demiş. Niye? Çünkü 104 kitapta yoksa demiş, yalandır demiş. Ha, dolayısıyla biz size vallahi öyle bir vaaz edeceğiz ki hepsi kitaptan olacak. Hiç kitapsız bir şey konuşmayacağız. E çünkü sizin de boş konuşmaları dinleme vaktiniz yok. Ömürler kısıtlı. Allah'ımıza gidiyoruz. Kıylukal dedikodu o şöyle dedi bu böyle yaptı şu şunu yedi şu şunu aldı şu şunu sattı. Bunlar bizim dünyamıza, ahiretimize yarayacak şeyler değil. Ve güzel İslam'dan değil. Min husni Mer meri yani. Kişinin güzel Müslüman olduğunun nişanı nedir? Dünyasına, ahiretine yaramayan şeyleri bırakmasıdır. Alâmetü râzullâhe teâlâ abdi yani hadis şerifte Allah'ın bir kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir? Allah cümlemizi muhafaza etsin. Allah kimi kullarına ikbal etmiştir, yönelmiştir, teveccüh buyurur, feyiz yağdırır. Kimi kullarından da ya razı eder, yüz çevirir. Onlardan razı değildir. Peki Allah şimdi bizden razı mıdır, değil midir? Bunun da bir nişanı vardır. Bu da nedir? Yaptığımız iştir. Yaptığın işe bakarsın. Eğer film peşinde, dizi peşinde, magazin peşinde, haberler, yalanlar peşinde ömrünü geçiriyorsan, haram karı kız peşinde, şarkı türkü peşinde, anla ki Allah senden razı değildir ve Allah senden yüz çevirmiştir. Ama sen abdesttesin, namazdasın. Çoluk çocuğunun helal rızkı peşindesin. Bu arada da İslam'ı yaşamaktasın. Veya böyle bir ilim meclisindesin. Allah için, din için gelmişsin. Burada ayet-hadis dinlemektesin. Demek Allah'ımız bize yönelmiştir elhamdülillah. Allah bu yönelişini kesmesin fazl-ı keremil. Allah cümlemize ikbal üzere son nefese kadar devam etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi Afetler çok. Tabii siz bir doğal afetleri biliyorsunuz. İşte deleş, yel, sel vesaire. Bir de manevi afetler vardır. Bu manevi afetler, belalar, musibetler, maddi musibetlerden daha fenadır. Çünkü neden? Bir insanın evi yıkılsa, Allah cümlemizi muhafaza etsin. Bir insanın işi yansa, bir insanın dünyası yıkılsa bu onun zararı vardır. Allah cümlemizi korusun ama bu zarar Maddeyle sınırlıdır. Bedene gelen bir efendim yara e, ruha dokunmaz. Ama ruha gelen bir zarar Allah muhafaza her yere dokunur. İnsan zaten 20-30-40 senelik daha bir hayat vardır. Çoğumuzun önünde ortalama. Kimimizin o kadar da yoktur. Şu hayat zarfında manevi afetlere tutulursak sonsuz hayatımız, ebedi ahiretimiz kayar. Bak şuranın yemesine inanıyorsunuz, içmesine inanıyorsunuz. Gezmesine inanıyorsunuz. Yemek için, içmek için çalışıyorsunuz. En az 8 saat gayret ediyorsunuz. Ya da birileri çalışıyor, siz yiyorsunuz. Mesele değil, belki babanız getiriyor. Ama illa bu hayatın idamesi için herkes bir gayrette ve çabadadır. Kimse yataraktan, yan gelip yataraktan dünya faydelerinden istifade edemez. E, dünyaya imanımız var. Tabii ki iyi araba almak için para lazım. Ev almak için para lazım, yemek almak için para lazım. Et bile alırken efendim ucuz et var, güzel et var, efendim yok ithal olmayacak, yok temiz olacak, yok şu şey olacak. Hepsi bunların paraya tealluk ediyor. Bunda kazanılması lazım. Bunun içine gayret veriyorsunuz. Allah helal rızık kapılarını açsın cümlemize. Haramlardan, şüphelerden muhafaza etsin. Ancak ahiretin yemesi yok mudur, içmesi yok mudur? Ahirette yurt temini lazım değil midir? Mesken lazım değil midir? Ağaç lazım değil midir? Gölge lazım değil midir? Dünyada ne lazımsa bir insanın ne kadar ihtiyacı var görüyorsunuz. Bunların hepsi ahirette de lazımdır. Burada 40-50 senelik bir hayat, orada sonsuz bir hayat vardır. Onun için doğal afetler, bedenimize, malımıza gelen afetler nasıl bize zarar veriyor? Manevi afetler daha büyük ziyan veriyor. Ebedi ahiretimizde bizi cennetten uzaklaştırıyor. Allah'ın gazabına hedef ediyor, cehenneme maruz bırakıyor. Bunlar beladır. Bu hususta tabii çok yazılmış eserler var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu afetleri tek tek beyan etti. Kainatın efendisi geldiği insanlara ahlak öğretti. İnne ma buiistu el ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurdu. Ve o gelmeden evvel, İslam'dan evvel evvelce gelen kitapların, peygamberlerin öğretileri de tamamen ortadan kaybolmuştu. Fetret devri girmişti. Araya kopukluk, kesiklik girmişti. En yakın peygamber İsa Aleyhisselam şeriat sahibi olan zat ile bile arasında 600 sene var. Bu yıkım süresince insanlar yine içkiler, kumarlar, zinalar, yalanlar haramlara dönmüştü. Batmıştı. Dünyada güven diye bir şey kalmamıştı. Yeniden geldi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Kur'an getirdi. Bize hadis şerifler öğretti, bize ilimler öğretti. Efendim, böylece bizim ahlakımızı güzelleştirecek, bize dünya ahiret saadeti kazandıracak bir din getirdi. Şimdi bu gavurlar, bu dinsizler, bu kitapsızlar, Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edenler, bu melunler, bunlar oturdukları dalı kesenler, rahmetelli alemin, alemlere rahmet olmuş, onun hürmetine şu anda yaşıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Leblağ ileblağ, lemağ ilektüre filak. Seni yaratmasaydım, felekleri melekleri yaratmayacaktım buyurulan zat. Olmasa var olmayacaktılar. Hayat sebepleri, varlık sebepleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kafildirler, cahildirler. Kainat efendisinin karikatürünü yaparlar. Kainat efendisine sallallahu aleyhi ve sellem hakaretler yaparlar ve şaire ve şaire bunu. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah hilelerini iptal etsin. Oyunlarını durdursun Allah Teala. Tabi planları var. Yapmak istedikleri planları var. O da nedir? İslam i̇şte alemini kışkırtmaktır. Provokasyondur. Böylece milleti ne yapmak? Sokağa dökmektir. Sokağa döktükten sonra oraya buraya zarar verdirmektir. Bunu kendileri isterler. İstemiyor göründüklerine bakmayın. Niye bizim elçiliğimizi yakıyorsunuz? Niye şuraya yıkıyorsunuz diye üzülüyor gibi görünürler. Halbuki provokasyonu yapanlar kendileridir. Milleti kıskırtanlar, kızdıranlar, sokağa dökenler, tahrik edenler hep Yahudi içindedir bu işin. Ondan sonra ne yaparlar? Vay sen, sen terörist yetiştiriyorsun. Senin memleketindekiler kalktı benim yerimi yaktı diye oraya harp açarlar. Dolayısıyla savaş çıkartmak istedikleri bir ülkeye bundan iyi bir savaş sebebi bulamazlar. Oyunlara da gelmemek lazım. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri düşmanların oyunlarına gelmekten bizi muhafaza etsin. Dikkatli olalım. Oyunun perde arkasını devamlı düşünelim. Hiçbir şey göründüğü gibi değil, hiçbir haber konuşulduğu gibi değil. Mutlaka perde arkası vardır. O per perde arkasında da mutlaka Siyonist Siyonizm vardır. Localar vardır, lobiler vardır. Onlar masa başında otururlar, planları kurarlar. Şurada şu şunu yapacak, şurada bu bunu yapacak. Bu şekilde milleti, Müslümanları, büyük yığınları efendim büyük olaylara sokarlar. Ama Allah Teala hilelerini bozmaya kadirdir inşallah. Ve mekaru ve Onlar hile yaptıysa Allah da karşılığını çoktan hazırladı. Allah Teala'nı geçemezler. Celle Celaluhu. La yahsabannallazina keferu bu? Kafirler sanmasınlar ki beni geçtiler. Beni geçecekler. Onların çok istihbarat teşkilatı vardır. siyahi vardır, Mossad'ı vardır, ajanları vardır. Uydu'dan gözetimleri vardır doğan çocuğun gözünün rengine kadar görüyorlarmış mış, mış, mış Sen burada onların ben fenlerini, tekniklerini, teknolojilerini reddediyorum manasında değildir. Bazı gerçekleri kabul etmek durumundayız. Ama şu bir gerçektir ki Allah Teala'nın istihbaratını geçemezler. Allah Teala kadar gizlileri bilemezler. Allah Teala adamın ne düşündüğünü biliyor. Bunlar da o teknolojiye henüz sahip Değiller. Adamın ağzından çıkanı okumaya uğraşıyorlar. Veyahut da duyduk, e, duymaya çalışıyorlar. Onu zapt etmeye, kayda almaya çalışıyorlar. Ama allah Teala adamın kendinin bilmediğini de biliyor. Mesela bir adam şu anda ne düşünüyor? Onu konuşmadıkça yanındaki kimse bilmiyor. Konuştuktan sonra yanındaki biliyor ama biraz uzaktaki duyamıyor yine bilemiyor. Biraz uzaktaki bir cihaz vasıtasıyla duyarsa bilebilir. Tabi orada da ayrı bir şey var. Acaba konuştuğuyla düşündüğü Aynı mı meselesidir? Bazı da şaşırtmacıya konuşuyor değil mi efendim? Ankara'ya gideceğim derken İstanbul'a gideceğim diyor. Sen de duyuyorsun vay Ankara'ya gidecekmiş diyorsun. Onun doğru konuşup konuşmadığını da tahlil edecek bir cihaz yine yoktur. allah Teala bu ne diyor? Doğru mu diyor? Niyeti nedir? Şu anda ne düşünüyor? Şu anda ne düşündüğünü kimse bilmiyor. Yanındaki de bilmiyor. Ha bir saat sonra ne düşünecek onu kendi de bilmiyor adamın. Mesela bu adama de desen ki sen bir saat sonra ne düşüneceksin kardeşim? Şu karşımdaki kardeşime sorsam o kardeşim bir dakika sonra bile ne düşüneceğini bilemez çünkü bir dakika sonra aklına birden bir şey gelir. İnnehu ya'lemu sirra Gizliyi de biliyor ve ehfa Daha gizliyi de biliyor. Gizli nedir? Kafanın içindeki daha gizli nedir? Henüz kafana gelmemiş bir dakika sonra gelecek. E böyle bir Allah'la baş edemezler. İnnehu la yu'cizun bizi aciz bırakamazlar. Onun için biz Allah'a sığındık. Allah Habibini muhafaza eder. Vellezine udune Rasulullah <laughs> lehum azabun eli Peygamber'e eziyet edenler, sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret edenler, dünyada da ahirette de bunlara can yakıcı azaplar vardır. Evet, can yakıcı azaplar vardır. Evet. Dolayısıyla, efendim kardeşlerim, biz uyanık olacağız, dinimize sahip olacağız. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dinin öğrettiği medeniyet sayesinde yiyenler, içenler, yaşayanlar, bu Avrupalılar, Danimarkalılar, Norveçliler, neyse. Bunların hepsinin ne vardı kültürleri? İslam gelmeden evvel bunlar ne haldeydi? Bunların papazları, cinlenenleri, büyülenenleri, şeytan geldi içine, içine girdi diye yakıyorlardı. İnsanları diri diri yakan bir medeniyetti bunlar. Böyle canavardı bunlar. Tuvalet diye bir şey bilmiyorlardı. Ortaya yapıyorlardı. Hamam diye bir şey bilmiyorlardı. Yıkanma kültürü yoktu. Üzerlerine bir şeyler sürüyorlardı. Ve bunların efendim hesap bilgileri yoktu. Matematikleri yoktu. Cebirleri yoktu. Hiçbir şeyleri yoktu. Hatta işte Erbakan Hoca Allah selamet versin. Allah hayırlı uzun ömür versin. Mübarek adamdır o. Onlara anlatırdı daha seneler evvel. Ram ne diyor? Sıfırı bulan Müslümanlar diyor. Sıfırı bulan ne demektir yani? Viyana konuşmaları vesaire konuşmaları da. Ha tabii sıfırı bulmak sonsuz dünyayı bulmaktır yani. Çünkü adam gidiyor 1, 2, 3, 4, 5, 9'da kalıyor yani. 10 dedi mi 1'e dönüyor yani. Çünkü 10 sıfırlıdır yani. O sıfırı bulmadı mı ne onlar var, ne yüzler var, ne binler var, ne milyonlar var hiçbir şey yok. Dönüyor geri 1'e e bu adam nasıl ilerleyecek? E şimdi bu kadar süpermarketleri kurmuşlar. Dünya çapında efendim bütün kasiyerleri başına oturtturmuşlar. Tıkır, tıkır 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 hesaplar yapıyorlar. Bilgisayarlarda hesaplar yapıyorlar. Bütün bunlar sıfıra dayalıdır. dolayısıyla kendileri şimdi bir hak iddia ediyorlar. patent istiyorlar, bilmem ne istiyorlar. Sırf sıfırın patentini ödemeye kalksalar Müslümanlara, kıyamete kadar çalışsalar ödeyemezler. Her şeylerini İslam'a borçludurlar. Bütün kültürlerini, bütün ilerlemelerini, bütün medeniyetleri ne varsa Endülüs Devleti, İspanya'da kurulan Endülüs İslam Devleti bu 600 sene hüküm sürmüş. Kurtubalar, Granadalar, bütün müfessirler, tefsirler oradan çıkmış. Kurtubi Hazretleri Kurtubalıdır. Granati tefsirleri, bütün o tefsirler şu anda elimizdedir. Yazıyoruz ya, işte kaynak veriyoruz diyoruz Kurtubi tefsiri, bahsettiğimiz eserlerin sahipleri. Hep Endülüs İslam Devleti'nde yetişenler. E İbn Haldun'lar, İbn Rüşt'ler, bütün bunlar dehadır, Çığır açmış, efendim zeka sahipleridir. Bütün bunlar Endülüs İslam devletinin yetiştirdiği büyük alimlerdir. Ya bu kafirler işte İspanya'nın işgaliyle Endülüs İslam devletinin kaldırılmasıyla ne yapmışlardır? Ee, kitapları ele geçirmişlerdir. Müsteşrikler İslami eserleri incelemişlerdir. Bütün oradaki teknikleri incelemiştir. Saati bilmiyorlar. O zaman Müslümanlar saati buluyor. Fransız kralına mı ilk saat hediye ediliyor. Saatin tıktığından uyuz oluyor. Sabaha kadar uyuyamıyor. Şeytan girmiş içine diye siniri bozuluyor. Daha saatin tıktığından sesinden şeytan girdi diye sarayı terk edecek manyak herif. Yani böyle bir cahil, kültürsüz, medeniyetsiz insanlar her şeylerini İslam'a borçlu olan insanlar İslam peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem e tabii ki kafirden ne beklenmez? Vefa da beklenmez. İlim de beklenmez. Çünkü Allah'ı inkar ediyor adam. Kendisini yaradan yediren içiren Allah'ın aleyhine konuşuyor. Bu adam tabi peygamberin de haline konuşuyor. Senin benim aleyhime de konuşuyor. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi bu kulların benim çok aleyhime dedikodu yapıyorlar. Bunların ağzını durdur dedi. E şimdi hocanın aleyhine konuşuyorlar. Hoca da üzülüyor. Ya niye benim aleyhime haber yapıyorlar? Benim aleyhime konuşuyorlar. Yalan katıyorlar, bana iftira ediyorlar. Hoca üzülüyor. E diyecek ya Rabbi ne var? Bunların ağzını durdur. Bunların ağzına gem vur. Bunları sustur. Ha. Musa Aleyhisselam e peygamberin aleyhine konuşuyor. Hocaya ne olmuş? E peygamberin aleyhine konuşuyor. Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi bu benim ümmetimden ne çekiyorum? Bunlar benim aleyhime çok dedikodu çıkarıyor. Musa Aleyhisselam'a neler ettiler ya? Zina iftirası mı etmediler? Allah'ın peygamberine he, Karun neler ettirdi evet. Mal yedi dediler. Şair. Harun Aleyhisselam öldü geldi. Abisini öldürdü dediler. Katillikle bile itham ettiler. Bu Yahudiler durur mu peygamberlerine? Neler ettiler? Musa Aleyhisselam dedi. Ya Rabbi bunlar benim aleyhime konuşuyor. Bunları durdur. Mevla buyurdu ki. Ya Musa benim bile aleyime konuşuyorlar da yine yediriyorum içiriyorum onları. Sana ne oluyor? E, Allah Teala sabırlıdır. Allah Teala cehennemi kurmuştur. Ateşi tutuşturmuştur. Her şey yerini saatini bekliyor. Saatli bomba kurulmuştur. Kıyamet kopmak üzeredir. Zaten ölenin kıyameti kopmuştur. Hakikaten efendi hazretlerimiz Allah başımızdan eksik etmesin. O mübarek zatın buyurduğu gibi ahiret kıyamet dirilmek olmasa şimdi olduğum yerde çatlardım diyor. Ama ahiret var ben rahat duruyorum diyor. Çünkü neden? Hakikaten bu din düşmanlığına, bu İslam düşmanlığına, peygamber saldırısına Durulacak hal yoktur ama ahiret vardır kardeşlerim. Ahiret yakındır. Hak orada meydana çıkacaktır. Kafirler çok rezil olacaktır. Allah hidayet etsin. Allah ıslah etsin. Allah iman nasip etsin. Yani onların da cehenneme girmesinden bizim bir karımız yoktur. Lanet ve beddua için gönderilmedim buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz yine duacıyız. Biz yine kainatın efendisi kendisini eziyet edenlere de hep imana davet etmiştir. Canınız cehenneme çağırmıyorum sizi dine gavur olun geberinde dememiştir. E kendisine ne kadar eziyet edenlere ne kadar afla muamele buyurduğu işte Mekke fethindeki tarihte görülmüştür. Tarihte de eşi görülmemiştir. Onun için biz bu dinin mensupları olarak inşallah İslam'ı yaşadıkça, yaşattıkça, tanıdıkça, tanıttıkça inşallah Resulullah'a gereken hizmeti yapmış olacağız. Tazımı yapmış olacağız. Eziyet edenlere de gereken cevabı vermiş olacağız. Bu takdirde Allah da Resul de bizden razı olacak inşallah. Şimdi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği dinde efendim çok meseleler var ama ne dedim manevi afetlerin üzerinde çok durmuştur. Manevi afetler, hastalıklar, belalar, Yuhan bir Hazretleri tarikat Muhammediye'de bunları tek tek beyan etmiştir. Bu afetlerin en büyüklerinden biri olarak Hepimizin müptela olduğu, hepimizi saran bir bela olarak haset, kıskançlık konusunu işleyelim inşallah. Çünkü içimizde hiçbir kimse bu kıskançlıktan azade değildir. Hepimiz birilerini kıskanmaktayız. Ama bu kıskançlığımızın zararı bize ne kadar yansıyor? İslam'a göre haram hükmü nedir? Bunları konuşalım inşallah. Rabbimiz Tebareke ve Teala cümlemizi sevmediği ahlaktan muhafaza etsin. Manevi hastalıklardan kalbimizi kurtarsın kalbin damarının tıkanması, kalbin efendim kapağının değişmesi, kalbin efendim yorulması, büyümesi ve sair hastalıkları vardır. Ama en büyük hastalıkları kalbin nedir? Allah şirktir, imansızlıktır, münafıklıktır. Ondan sonra buzdur, nefrettir, hasettir, fesattır. Bunlar kalbin afetleridir. Şimdi hepimizin kalbinde ne kadar hastalıklar vardır? Kalbimiz teklediği zaman, sıkıştığı zaman hemen doktora gidiyoruz, anjiyolar çekiyoruz, Elektrolar işte efendim koşu bantlarında yürüyüp işte kalplerimizi tahlil ettiriyoruz. Bende de var şeker olduğundan kalbe baktırıyoruz senede bir kere. Efendim neden kalbimizde bir şey var mı? Rahatsız oluyoruz. Ama esas hastalığımız hangisidir? Kalbimiz çıfıt çarşısıdır. Kalbimizde Allah'tan başka her türlü dert ve sevgi mevcuttur. Ve bu büyük bir musibettir. Hele insanları kıskanmak kadar büyük bir hastalık ve maraz yoktur. Bu hastalık adamın zahiri kalbine de vurup, kalp sektesinden öldürecek derecede kin ve nefret açlayan bir hastalıktır. Zaten manevi hastalıkların mutlaka dışta da yan etkisi vardır. Mesela kız, kızgınlık, gazap. Bu kızgınlık denen sinirlenme ve öfke İslam'ın yasak ettiği şeylerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tağdab. Vasiyet isteyene, nasihat isteyene kızma. Bir daha isteyene la tağdab. Kızma ve lekelcen. Cenneti söz veriyorum. Hiç kızma cenneti söz veriyorum. La demiştir. Hakikaten kızan insanın damarlarının nasıl şiştiğini, yüzünün nasıl kızardığını, sinirli bir insanın öfke anında kalbinin bir anda durup nasıl öldüğünü, her gün haberlerde kızgınlık yüzünden meydana gelen olayları görmekten, efendim okumaktan vaktimiz geçti. Dolayısıyla demek ki manevi hastalıkları, hastalıkları mutlaka dışa da bedeni hastalıklara da yan tesiri vardır. İslam'ı yaşasak demek ki cennet hayatı dünyada yaşayacağız. Ama İslam'dan ne kadar ayrı durursak o kadar bunalımda kalacağız. Şimdi kıskançlıktan bahsediyoruz. Allah Teala azizleri Yahudiler hakkında buyuruyor. Em yahşudun en ma Allah fazlı kereminden insanlardan istediğine istediği makamı, mevkii, zenginliği, peygamberliği, veliliği, şehli, neyse ilmi, zekayı, hafızayı, güzelliği, maddi, manevi değerleri Allah kime verir? İstediğine verir. Kimsenin buna karışma hakkı var mı? Yok. Şimdi Yahudiler ne dediler? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olunca buna çok bozuldular. Çünkü onlar son peygamberi kimden bekliyordular gelmesini? İsrailoğullarından bekliyordular. Kimden geldi? İsmail oğullarından geldi. Yani Araplardan geldi. Şimdi o zamana kadar İbrahim Aleyhisselam nübüvvet ağacının köküdür. Ondan sonra gelen bütün peygamberler onun neslinden gelmiştir. Ancak İsmail Aleyhisselam da onun evladıdır. Fakat ondan bir tek Muhammed Mustafa gelmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, İshak Aleyhisselam'dan ise Yakub Aleyhisselam ondan da 12 oğlu biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam'ın 11 kardeşiyle beraber. Oradan gelen dallanmada 100 bin 200 bin rivayetiyle çok büyük peygamberler gelmiştir. Ama İsmail Aleyhisselam'dan bir gelmiştir, pir gelmiştir, alemlere rahmet gelmiştir. Zaten İbrahim Aleyhisselam'ın da, Adem Aleyhisselam'ın da bütün enbiyanın yaratılış gayesi Muhammed Mustafa'nın gelmesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kıskanıyorlar. Niye o peygamberlik Araplara geldi? Niye kainat efendisi Araplardan geldi diye? Reddediyorlar, inkar ediyorlar. Hala şu anda o kıskançlıkları devam ediyor mu? Ediyor. Bugün İsrail'in bütün Arapların ortasında yer kurup Araplara saldırması ve sair efendim bu kıskançlığın devamıdır. Yoksa ne yapmaları gerekirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmeleri gerekirdi ve böylece bu ihtilafların hepsi kalkmış olacaktı ama iman etmediler. Niye? Kıskançlarından. Niye bizden gelmedi diye kıskandılar. E sizden gelene inandınız mı? Musa aleyhisselama neler ettiniz? İsa aleyhisselamı öldürmeye gelenler kimlerdi? İsa Aleyhisselam öldürülmedi. Dikkatinizi çekerim. Göğe kaldırıldı. Gökte diridir. Kıyamete yakın inecek. Ehli sünnet itikadı budur. Ama öldürmeye gelenler göğe kaldırılmasına sebep olanlar kimlerdi? 12 bin Yahudiydi. E sizden geldi işte. E bizden geldi ama bunun da diyor babası belli değil. Allah. babası yok. Babası yok. E nasıl babası yok diyor. O zaman veled zinadır diyor. Tövbe yarabbim. İsa Aleyhisselam'a da veled zina diyenler yine Yahudilerdir. Ama şimdi nasıl oldu? İşte Hristiyanlarla birleştiler. Küfür tek millet olarak birleşti. Koca Hristiyan alemi deve gibi düşünüyorum onu. Yahudi de fare gibi ama devenin ipi farenin ağzındadır. Dolayısıyla bir deve bir farenin peşine gittiği zaman yüz deve de peşinden gider mi? Gider. Develerde de böyle bir şey vardır. Sürü kabiliyeti vardır. Önden giden nereye gidiyor bakmazlar. Gelmiş farenin yuvasının başına Oraya zorluyor girecek. Durmuş onun önünde böyle. Faren de ipi çekmiş çekmiş getirmiş oraya. Yüz deve de gelmiş. Lan bu önümüzdeki neyin peşinde, nerenin başında onu da düşünen yok. İşte böyle koca Hristiyan alemi, deve sürüsü gibi farenin peşinde dünyayı yani büyük bir felakete sürüklemek üzere bu kadar savaşların sebebi oldular. İşte Afganistan işgali bunun neticesidir. Irak işgali bunun neticesidir. Şimdi İran'dan Suriye ile harp çıkartma teşebbüsleri bunun neticesidir. E bütün me mesele Büyük İsrail projesidir. Tabii ki Hristiyanlara da yutturmuşlar, uyutturmuşlar. Siz İsa Aleyhisselam'ın gelmesini istemiyor musunuz? İstiyorsunuz. E Büyük İsrail kurulmadan gelmeyecek. Bize burayı kurdurun. İsa Aleyhisselam da gelsin. Başınızın üstünde yeri olsun. Demişlerdir. Bütün Amerika'da buna inanmıştır. Bazı kiliseler buna inanmış. Yönetimler onların elinde. Şu anda diyorlar ki biz İsrail'e büyük devleti kurduralım. İsa Aleyhisselam da gelsin kurtulalım. Akla bak. Mantığa bak. Halbuki İsa Aleyhisselam inecektir. İndiğinde de İslam'dan gayrı bütün dinleri ortadan kaldıracaktır. O zaman meydana çıkacak. Kimin ne olduğu fakat adamlar aldatılıyorlar. Bu kadar fende teknolojide ileridirler. Pirenin anasını araştırıyorlar. Denizin dibini karıştırıyorlar. Merih'te zuhale çıkmışlar. Hayat var mı yok mu karıştırıyorlar. Daha şurada din adına neye inanacaklarından haberleri yoktur. Bu kadar cahilliğe kim razı olur? Deveden başka. Yani aklı başında olan bir insan bu cahilliğe razı olur mu? Ben inanıyorum. Neye göre inanıyorum ya? Neye göre inanıyorum? Benim kaynağım nedir? Bunu sorgulamaz mı? Soruşturmaz mı? Şimdi Resulullah kıskanıyor. İşte kıskançlık. İnnel yehude kavmun hüssedun buyurdu Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudiler çok kıskanç bir millettir. Ve lem yahsudül müslümin ala afdallem min Müslümanları çok kıskanırlar ama üç şeyden fazla hiçbir şeyde kıskanmazlar. Bu üç şey nedir? Raddis selam. Esselamu aleyküm deyip dedikleri zaman peşine ve aleyküm selam demelerine çatlarlar. O zaman İslam geldiğinde Medine'nin etrafında Yahudi kabileleri vardı. Kurayza oğulları, Nadır oğulları. Bütün bunlar tabi Müslümanların çarşılarında, pazarlarında dolaşıyorlardı. Medine çarşılarında bunların esnafları vardı, komşuları vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlara bu selamı Allah verdi ya, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu Ve aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu E, Yahudi'ye verilir mi bu? Verilmez. Bundan çatlıyorlar. Geliyorlar Resulullah'a selam verecekler. Esselamu aleyküm diyorlar. Kıvırıyorlar lafı Çünkü selam Allah'ın rahmeti esenlik demektir. Ama sam ölüm demektir. Geliyorlar Resulullah'a selam verirken diyorlar? Esselamu aleyküm. O ne demek? Ölesin kahrolasın demek. Ama sorsan ne dedin lan sen gel bakayım buraya desen Yahudi. De. "Esselamu aleyküm" dedim. "E sen kıvırttın herhalde. Kayıt da yok ki inceleyelim tabii. <laughs> yok ya siz yanlış anladınız falan." Ama bunu Allah'a yutturabilirler mi? Mevlana vurdu ve idaa kauke hayyuke bimalem yuhayyuke bihi Allah. Ve yekuluna fiyenfushim lelay uadibunallahu ma naqul. Hasbuhum cehenneme yasluhunha. Sana geliyorlar diyor. Ben sana selam veriyorum diyor Allah. Onlar benim selamımı vermiyorlar. Selamun aleyküm diyorlar. Ölüm senin üzerine olsun diyorlar. Resulullah ne cevap veriyor? Ve aleyküm. Sizin üzerinize olsun diyor. Ve aleyküm selam demiyor. Ve aleyküm deyince ne oluyor? Ölüm size dönsün diyor. Ve onlar orada geberiyorlar. Aşağınamız Bel İslamu Aleyküm ve lanetullahi gıbabu el vel dayanamadı biliyor musun? Maymunların domuzların kardeşleri diyor. Çünkü bunlar maymun oldu, domuz oldu, balık avlayanlar cumartesi hesabı ben çok anlatıyordum size sohbetlerde. Onun için maymunların domuzların kardeşi oluyorlar. Senin akrabandan birisi maymun olunca sen de kardeşi oluyorsun tabi. Maymunların domuzların kardeşleri diyor. Ölüm, gazap, lanet sizin üzerinize olsun. Deyince kızıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ya Ayşe, ispiri, sabırlı ol. Allah çirkin sözleri sevmez. Böyle hakaretli sözleri sevmez. Ya Resulallah bak sana ne diyorlar. E, sen duymadın mı ben ne diyorum. Ben de ve aleyküm diyorum. Dönsün sana diyorum ama peşinden eklemiyorum. Ha ne oluyor? Onların bana bedduası tutmuyor. Ama benim onlara dua tutuyor. Dolayısıyla geberip gidiyorlar. Sen ne kendini yoruyorsun. İşte Allah buyuruyor. Sana böyle yanlış selamlar veriyorlar. İçlerinden de diyorlar ki madem Allah'ın peygamberidir. Biz ona böyle ölüm bedduası yapıyoruz. Gizliden lafı kıvırtaraktan. Niye Allah bize azap etmiyor o zaman? Allah da diyor ki cehennem onlara yeter. Girince görecekler. Bakalım azap edecek mi? Etmeyecek mi? Peygamberi eziyet edenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edenlere efendim onun karikatürünü yapanlara işte efendim onun haşa sallallahu aleyhi ve sellem Olacak iş midir? Şimdi kardeşlerim, Yahudiler kıskanç bir millettir. Bunlar bu işi organize ediyorlar. Dini İslam'a kıskanırlar. Müslümanları çok kıskanırlar. Bak sizin diyor selamınızı çok kıskandılar. Onun için şimdi selamı bozdular mı? Bozdular. Şu anda selamu aleyküm ne oldu? İrtica damgası oldu. Bir adam bir resmi yerde selamu aleyküm diyebilir, çıkabilir. Ama oradaki bir memur yükselmek istiyorsa bir müdür şudur budur şimdi belki biraz rahatlamıştır ama her döneme göre bunu dikkat ederler gelen yönetime göre namaz kılacak mıyız? kılmayacak mıyız? başımızdaki müdür kılıyorsa kılalım kılmıyorsa kılmayalım o esselamu aleyküm diyor mu? diyor biz de diyelim demiyorsa biz de demeyelim terfi edemeyiz atılabiliriz damgalanabiliriz bu adamlar bunların biliyorsunuz fişlemelerini yaptılar kim selam veriyor? selam suç oldu ya bunu yerine ne getirdiler şimdi? Hayırlı işler, bol güneşler, itiraçlar. Efendim günaydın, öğleden sonrası tünaydın, sen kaydın. Denizin dibinde kumları saydın derdi Efendi Hazretleri mübarek peşinden de. Ha böyle lafları getirdiler. Bu kültürü bozanlar kimlerdir? Yahudi emperyalizminin, siyonizmin kültür emperyalizmidir. Çünkü selam kültürünü milletten kaldırdılar mı? Kaldırdılar. Gidiyorsun araba selam veriyorsun, Arap sana İngilizce konuşmaya başlıyor. Ulan ne utanmaz adamsın sen. Ben Arapça konuşuyorum Senle sen benimle İngilizce konuşuyorsun. Sen Arap değil misin? Araplığından mı utanıyorsun ya? Kur'an Arapçadır, İslam, efendim, Resulullah Arap'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Sen övüne övüne Arapça konuşman lazımken, öyle Araplar vardır, bugün İngilizce konuşur ve Arapça konuşmuyor. Ha? Çünkü emperyalizm onu o hale getirmiştir, kültürü yozlaştırmıştır. Selamı Kaldırdılar. İnşallah biz selamı yürüteceğiz. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Esselam kabilel kelab. Her sözden evvel esselamu aleyküm diyeceğiz. Karşı taraf bize ve aleyküm selam diyecek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah derse biz ve aleyküm selam ve rahmetullah diyeceğiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve derse biz de esselamu aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah ve rakatuhu diyeceğiz. Üçten fazla yok. O da rahmetu ve hidayetuhu falan bidattır. Bidatlara lüzum yok. Üç lafız vardır. Bu üç lafızdan ilerisi yoktur. Selam hakkında bizim risalemiz vardır tabi. Onu okumanız lazım. Çok ilimler var selamla ilgili. Şimdi vaktimiz yok. Ondan sonra nedir? Ve saffikum halfe imamikum İmamın arkasında namazda durup saf duruyorsunuz ya Yahudiler burada da çatlarlar. Çünkü hakikaten cemaat şuuru nedir? İslam birliğidir. Şu anda hiçbir batıl dinde İslam'daki birlik ve beraberlik yoktur. İmamla birlikte hareket hiçbir dinde Yoktur o Kabe'nin etrafındaki saflar, o Ravza'daki saflar, o milyonların bir Allahu Ekber'le eğilmesi, rükua hiçbir yerde görülmeyecek bir hadisedir. Tabii ki onlar o safları bozmak isterler. Tabii ki o camileri, cemaatleri dağıtmak isterler ve dağıtmışlardır. Bugün Süleymaniye'de sabah namazında bir saf yoktur. Sultanahmet'te bir saf yoktur. İstanbul'un nüfusu 50 bin kişiyken Mihrimah Sultan Camisi Edirne Kapı'daki sabah namazında doluyken şu an İstanbul nüfusu 15 milyonken camilerde sabah namazında cemaat diye bir şey yoktur. Çünkü safları bozmuşlardır. Öğle namazında da yoktur. Öğlende çok mudur sanki yani? Öğlende saf mı kalmış? Bir cumalardaki saflar tabii onu da bozmak için uğraşıyorlar. İçinde kara erkek beraber karıştırmışlar. Aynı saflara koymuşlar. Karların başına almışlar. Cumaya başlatmışlar bir şeyler. İslam'ı sulandırma, ılımlı İslam politikaları. Bir türlü çözecekler bu işi. Allah müsaade etmeyecek inşallah. Ve kavlikum halfe imamikum fil mektubeti Amin. Video farz namazda ne yapıyorsunuz? Farz namazda imam velallilin. Ama onun çıkacak bak. İmamın bitirmeden amin derseniz karavanaya gidersiniz. Çünkü Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem İmam vela dalin dediğinde fekulu amin. Siz amin deyin fe men vafaka teminu temin el melake gufra lehu min teqaddem Tam o anda melekler de cemaatte hazırdır. Melekler de amin diyorlar. Kimin amini meleklerin aminine denk gelirse o kişinin geçmiş günahları sıfır olur. Diyor. Ya bu beş vakit namazda, farzda, imamın arkasında tabi açık namazda, gizli namazda da bu imkan yoktur. Gizli namazda nasıl duyacaksın imamın Böyle dalini duysan da amin denmez. Yani yakın olsan da duysan da amin denmez. Ancak açık namazda bu vardır. Buhari hadis-i şerifidir bu. Ha senin amininle meleklerin amini denk gelir ama şimdi bizim millet imam Ba'yı da çekmesi lazım. Üç elif, dört elif miktarı tabi. İmam böyle Ba derken adam amini patlatıyor zaten. Karavana. O karavanaya gidiyor. İmamın nununu duyacak. Lin. Nun. Sonu nun. nun harfi bitecek ki imamın bitirdi olsun. O zaman amin denecek işte. O amine Allah cümlemizi o aminlere denk getirsin inşallah. Geçmiş günahlarımızı sildirsin. Bir de Yahudiler buna da çatlarlar diyor. Çünkü onun için uğraşıyorlar ki bu cemaatler dağılsın, aminler bozulsun. Efendim dünya üzerindeki millet filmlere kark olsun, eğlencelere batsın, internetler bilmem neler, cemaatler kaçsın, saflar bozulsun, aminler duyulmasın istiyorlar. Ama ne olur Allah aşkına siz bu safları bozmayın, bu aminleri duyurun inşallah. Çoluk çocuğunuzu da getirin, alıştırın insanları, çağırın namaza, cemaata inşallah. Ya bu kıskanç insanların emellerine malzeme vermeyelim, onları güldürmeyelim, sevindirmeyelim, Muhammed Mustafa'ya eziyet etmeyelim, sallallahu aleyhi ve sellem'i üzmeyelim. Cemaata gelmeyen Resulullah'a üzer. Cemaattan ayrılan kainat nefesi mahzun eder. Bu münafıklara yakışacak bir şey. Şimdi Diyorlar ki ya bu adam peygamber falan değil diyorlar. Haşa. Niye diyor? İşi gücü kadın kız diyor. Tövbe ya Allah'ım ya. ya. Kaç tane evlenmiş diyor. Şunu diyor bunu diyor. Halbuki evlenmelerinin hepsinde neler vardır? Büyük hikmetler vardır. Zaten 25 yaşına kadar evlenmemiştir. O yaştan sonraki Araplarda o zaman evlenme yaşı çok düşük olduğu halde. Çok genç yaşta evlenildiği halde. Evlendikten sonra da Bakire bir kadın almamıştır. Hatice annemiz duldur. Kendisinden de kaç yaş? Büyüktür. Değil mi efendim? O kadar zannediyorum 40 yaşında almıştır Hatice annemizi. Ondan sonra Hatice annemiz ölene kadar 50 yaşına kadar kainat efendisi hicret edene kadar hicretten birkaç sene evvel ki yani Hatice annemizin vefatıdır. 50 yaşına kadar da Hatice annemizle durmuştur. Zaten gençliği Zaten vefatı 63 yaş. Şu andaki bizim hesabımız da 61'dir. Yani gökteki aylan şey değişiyor. Gök senesiyle. Yani şimdiki sizin güneş senesiyle 61 oluyor. Resulullah'ın 63 olması neye göredir? Ay hesabıyladır. Ki o 10 gün oynuyor senede. Dolayısıyla zaten efendim bir 10 sene kadar birkaç evliliği olmuştur. Bunların hepsi hikmetlere dayalıdır. Allah'ın emriyledir, vahyiyledir. Zevvecna ki Hz. Zeynep'i biz senden evlendirdik diye Kur'an'da ayet bile vardır. Ama adamlar diyorlar ki böyle böyle. Peki Allah da diyor ki benim peygamberime verdiğim nübüvete, mertebeye efendim veyahut birkaç hanıma mı kıskanıyorsunuz da onun aleyhine konuşuyorsunuz? Fakat ateyne aleyh İbrahim el kitabe vel hikmete ve azim. Ey Yahudiler, ey insafsızlar, ey vicdansızlar. İbrahim Aleyhisselam'ın soyu değil misiniz? Evet. Ben onun sayın, soyuna peygamberlik vermedim mi? Verdim. Kitap vermedin mi? Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u onlara vermedim mi? Musa Aleyhisselam da o soydandır. İsa Aleyhisselam da o soydandır. Davut Aleyhisselam da o soydandır. Sizin soyunuza İbrahim Aleyhisselam'ın aline, ehli beytine kitap vermedin mi? Hikmet vermedin mi? Peygamberlik vermedin mi? Verdin. E peki ona verirken iyi de buna verirken kötü mü? Ona da ben verdim, buna da ben verdim. Onu niye kabul ettin de bunu kabul etmiyorsun? Kıskanç. Ve Ben onlara büyük saltanat vermedim mi? Verdin. Süleyman Aleyhisselam'a kaç hanım verdi? 100 tane nikahlısı vardı, 200 tane cariyesi vardı. Davud Aleyhisselam'a kaç tane verdim? 300 nikahlısı vardı, 700 cariyesi vardı. Bin. Dünyanın tek hükümdarı Hazreti Süleyman değil miydi? Onlara o kadar saltanat vermedim mi? Alemlere rahmet gönderdiğim en büyük peygamberim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem birkaç hanımla nikahlandı. Bunları da ben helal ettim. Durdururken de ben durdurdum. La yehillü leken nisa Bundan sonra evlenmen helal değil diyor Kur'an. O noktada da daha evlenemezsin diye onu da ben sınırladım. Ve la entebeddele binne min Değiştireyim ya Rabbi. Dokuz tanenin birini boşayayım yerine birini alayım. Ona da müsaade yok. Değiştiremezsin de diyor. Ha bütün bunlar Kur'an'la ayetlerle Ahzab suresinde belirtilmiştir. Benim peygamberim kafadan bir iş yapmamıştır. Vahye dayalıdır. Melek gelir. Haber getirir. Ne dersek onu yapar. O asla nefsine uyan bir insan değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Her işi Allah'ın vahyiyle desteklenmiştir. Senin nasıl şeytan yanından ayrılmıyor, onu da Cibril yanından ayrılmıyor. E peki sen nasıl onu ona eziyet edersin? Nasıl onu kıskandırsın haline konuşursun? İşte bu haset, bu kıskançlık Allah muhafaza bizi dinimizden edecek kadar ileri gidiyorlar. Haseden min indi enfusihim Allah Teala buyuruyor ki velacale yuqatilunukum Yahudiler, Hristiyanlar devamlı sizinle savaşacak ve çarpışacak hatta ruddukum an dinikum dininizden sizi döndürünceye kadar istatau ellerinden gelirse sizi gavur etmeden bırakmayacaklar diyor. Haseden min inde enfusihim kıskançlıklarından azgınlıklarından min ba'd umur hak halbuki kendileri de biliyorlar ki hak din ancak İslam'dır ve kitap Kur'an'dır. Ama bile bile kıskançlık adama bile bile kötülük yaptırır. Bildiği gerçeği itiraf ettirmez. Uydurmalar, yalanlar, iftiralar kattırır bu kıskançlık. Gökte ve yerde ilk işlenen günah nedir? Hasettir. Gökte ilk işlenen günah hasettir. Kim tarafından? İblis aleyhillâne tarafından. Kime karşı? Adem aleyhissalâtu karşı. Allah Teala Adem aleyhisselamı yarattığı zaman cennetteydi. Uzun kıssa ben onu başka yerlerde anlatmışım. Her şeyi yer yerde anlatamıyorum. İblis aleyhine o zaman meleklerin arasındaydı. Hatta meleklere vaaz edecek e, derecede bir yüksek seviyedeydi. Kendisi cinlerdendi. Meleklerden olduğu rivati sahih değildir. Kâne minel cinni fe fesekâ rabbi. Cinlerdendi diyor. Rabbisinin emrinden çıktı gitti. Kehf suresi. Şimdi Adem'e secde etlendiği zaman tabii ki Adem'e tap manasında denmedi. Çünkü Allah'tan gayrine tapınmak şirktir. Allah şirki emredecek değildir. Ama üst Adem Kur'an'da nastır, sarihtir. Adem'e secde edin buyurduk diyor. Buradaki secde edinden maksat nedir? Adem'i kendinize kıble edinin. Secdeyi bana yapacaksınız. Ama Adem sizin neyiniz olacak? Kıbleniz olacak. Şimdi biz Allah'a secde ederken her tarafa doğru yapabiliyor muyuz? Yapamıyor. Ne tarafa doğru? Fevelli ve ceke şatral mescidil haram Yönünü yüzünü mescidi haram tarafına döndür diyor Kur'an. İstikbali kıble namazın şartlarındandır. Kıbleyi buluyoruz. Kabe'nin önünde olanlar Kabe'ye doğru halka oluyorlar böyle. Biraz şöyle gitse böyle gider Kabe Kabe'yi taşar. Namaz olmaz. Orada daha zor tutturmak. Çünkü yakındır yakında hedef zordur. İlla aynını tutturacaksın. Dolayısıyla onun için daire oluyor. Biliyorsunuz orada bile Kabe'ye gidenler bilirler. Çok güzel çizgiler koydular. Çünkü o çizgiler olmasa üst katlarda falan kılanlar Kabe'ye doğru kılıyorum zannediyor ama orada yakın olduğu için şuradan biraz gitse karavana oluyor böyle. Mecburen ne yapması lazım? Böyle köşeli yapması lazım. Devamlı Kabe'ye isabet ettirecek. Şimdi Kabe'nin önünde, taşların önünde secde ediyoruz. Allah nasip etsin inşallah. Kabe'ye böyle dayanıp birinci safta yattığımız secdeler de var elhamdülillah. Kabe'ye secde ediyoruz. Ha burada secdeyi Allah'a yapıyoruz. diyor Rabb hazel beyt. Bu beyte tapsınlar demiyor. Bu beytin Rabbine tapsınlar. Ama beyte doğru. Beyt ne oldu bize? Ha derse gibi adam ben Kabe'ye secde ettim kafir olur. Ama Kabe'ye doğru Allah'a secde eden doğru mümin olur. Burada da Adem'e secde edin, onun secdenize kıble edin. Ama o bir şeref midir? Tabi şereftir. Kabe'nin şimdi şerefi yok mu? O kadar secdemizin yönü olması hasebiyle Kabe çok şereflidir. Adem Aleyhisselam da çok şereflidir. Meleklerden de üstündür. Tabii ki şeytan bunu çekememiştir. Kıskanmıştır. Bir de kıyas yapmıştır. Evvelü kase iblis. İlk felsefeyi kuran kimdir? Felsefe fakültelerinin ilk dekanı iblistir. İlk kıyas yapan iblistir. Çünkü ne demiştir? Halak denimin ve Onu çamurdan yarattın beni. Ateşin dumansız yerinden yarattın. Cinler ateştendir. Dolayısıyla ateş çamurdan hayırlıdır demiştir. Halbuki kıyası fasittir. Çünkü neden? Çamur ateşten hayırlıdır. Çamurda toprakta yetişenlerle bitenlerle bütün alemler yeşermektedir, yaşamaktadır. Ateşten hiçbir fayda olmadığı gibi yakıp yıkıp geçmektedir. Dolayısıyla tabii ki Adem Aleyhisselam'ın hamuru mayası bereketlidir, çamur hikmetlidir. Ama o onu anlamamıştır, kıskanmıştır, ve Allah'a karşı gelmiştir. Tart olmuştur, kovulmuştur vesaire başımıza bela olmuştur. Şimdi Allah şerrinden muhafaza etsin bizi. Şimdi gökte ilk günah kim işlemiştir? İblis. Nedir günahı? Kıskançlıktır. Yere indik, cennet göklerdedir diye konuştuk bunu. Çünkü cennette olmuştur bu hadise. Dünya kurulmadan. Peki yere indiğimiz zaman ilk günah ne olmuştur? Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan Kabil'in Habil'i katletmesi, öldürmesi hadisesi vuku bulmuştur. Bunu da çok anlatıyorum tabi vakit şu anda yetişmez. He o zaman hava annemiz her doğurduğunda ikiz doğuruyordu. 40 batın doğurdu. Yani 40 hamil vazetti, doğum yaptı. Bu 40 doğumunda 80 çocuk doğurdu. Her birinde ikiz doğurdu ve her bir ikiz de bir erkek, bir kızdı. Neden insan neslinin çoğalması hikmetinden? O zaman Mecburen, başka da insan olmadığı için. Efendim Allah Teala'nın şeriatları, hükümleri hikmetlidir. Yerine göre, zamana göre değişebilir. O zamanki şeriatta neydi? Adem Aleyhisselam şeriatında. Doğan çocuklar, ikizler, kendi anne karnında kaldığı ikiziyle evlenmesi haramdı. Kimle evlenebilirdi? Diğer kardeşinin bera ikizi olan kızlan veya erkekle evlenebilirdi. Tabi buradaki durum neticesinde Kabil efendim Habil'le doğan alacak. Habil Kabil'le doğan alacak. Fakat Kabil kendisiyle doğan kızın güzelliğini görünce Habil'le doğan kızı da çirkin görünce kendine göre ben kendimle doğanla evleneceğim dedi. O zamanki şerahatı göre. Şimdi ne gibi? Şimdi birisi kalkıp da kız kardeşiyle evlenmek gibi bir meselesi yani. Haram. E peki Adem babamız buna müsaade edebilir mi? Allah'ın halifesi, Allah'ın ilk peygamberi, ilk halifesi, ilk insan başında çocuklarına zapt edemezse olur mu yani? Olmaz etmez gitmez. Baktı ki baş edemiyor. Kurban takdim edeceksiniz dedi. O kurban illa hayvan manasında değil. Allah'a yakınlık gösterecek bir amel takdim edeceksiniz. Öne süreceksiniz. Kiminki kabulse onun doğruluğu anlaşılacak şeklinde bir imtihanat tabi etti. Habil Aleyhisselam hayvancılıkla meşguldü. Mübarek bir koç seçti. Çok güzel bir koç. O koçu aldı getirdi. Kesti Allah için kurban etti. E kim yiyecek? Allah için kesilmiş adak gibi bir şey fakir yok bu kara yok dünyada kimse yok ki fakir olsun zengin bile yok o zaman ateş geliyordu ateş o kurbanı yiyordu yakıyordu gökten gelen bir ateş yakarsa kurbanı o kurbanı Allah kabul ettiğinin delili oluyordu Kur'an-ı Kerim'de bunlar geçiyor geldi ateş Habil'in kurbanını yakınca ne anlaşıldı Habil'in kurbanı kabul oldu bu Kabil ne yaptı o ziraatçıydı. Tarlalarla uğraşırdı. Bütün dünya onun her tarafı eksin bitsin zaten. Ne olacak? Oradan bir başak buğday seçti. Allah'a kurban getirecek. O kadar cimriydi. O kadar ne kesti? Üstten sıkar alttan yalardı. O bir buğday bir demet başağı da seçti baktı yoldaki bir iki tane çok güzel dolgun başak var. Onları da geri tarlaya attı. Cimriliğe bak. Ulan bütün dünya senin ama işte Yahudi de bütün dünyanın en zengindir ama öleceğin fakirlikten diye böyle ne yer ne içer. Böyle de bir millet. Geçen bir tanesi öldü 100 tane çorap çıktı diyor. Eskiden beri böyle e, 70 senedir çorapları atmamış. Kıtlık olası öldürürüz mü öldürürüz demiş. Yani efendim onun için çorap marav, her şey kalsın dermiş yani. Cimrilik e, böyle bir huydur Allah muhafaza. Bu sefer bunun kurbanı tabii ki kabul görmedi. Ateş gelip onu yemedi. Bu da bu sefer ne dedi? Kardeşine hemen seni öldüreceğim dedi. Tabii öldürmek nasıl adam öldürülür? Dünyada ilk adam öldürülecek. Öldürmek de kolay bir şey değil. Öldürsen ne yapacaksın? Gömmek de kolay bir şey değil. Bunlar hep kıssaları var. Karga meselesi, kargayı <laughs> Allah gönderdi nasıl gömüleceğini öğrettirdi vesaire. Şeytan geldi taşı, taşla horozun kafasına vurdu. Nasıl eziliyor? Kafa ezilip diyor adam öldürülüyor. İlk öldürme talimatını şeyini de tatbikatını şeytan yaptı. O orada seyretti falan. Neticede yeryüzünde çok büyük bir günah işlendi. Adam öldürüldü. Habil Aleyhisselam ilk şehit oldu ve dünya karardı. T sular tuzlandı. Güller dikenlendi. Vaharul fesad fil berr ve'l bahar O zamana kadar dünya cennet gibiydi. O gün öyle bir değişiklik oldu. Adem Aleyhisselam da çok uzaktaydı, Mekke'deydi. Dünyanın bütün ağaçların ekşidiğini, dikenlendiğini, yemişlerin ekşidiğini görünce bir şey oldu ama ne oldu? Bunu çok düşündü yani. Dünyanın düzeni o günahla bozuldu. Hala da bozulma devam ediyor. Çünkü devamlı günahlar artarak devam ediyor. Bundan sonra düzen mi bekleyeceksin? Şimdi ne, ne günah oldu burada da? Burada da adam öldürme günahı oldu. Sebebi ne oldu? Kıskançlık. İşte yerde gökte ilk işlenen günah kıskançlık. Allah Teala bunu istagfirilla. Ve telu aleyhim إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. سعاد بن ادريس عند Aleyhisselam ben seni öldürmem dedi. Ancak Allah takva sahiplerinin kurbanını, ibadetini kabul eder. Senin gibi kıskançların, senin gibi günahkarların dedi kurbanını kabul etmez dedi. İşte bu bir ayettir ve bu bize ibrettir. Kurban kestik Allah kabul etsin. Bak bu kadar amel yapıyoruz. Bu kıskançlık bizi yer arkadaşlar. Hiçbir amelimizi bırakmaz. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İnnel hasedi ekul hasenat Kema nârul hatab. Ateş odunu yediği gibi kıskançlık bütün sevapları yer bitirir. Sabaha kadar teheccüd kılar, akşama kadar oruç tutar, ondan sonra bir Müslümanın parasını, malını, mülkünü, servetini ve karısını neyse imkanını kıskanır, ilmini kıskanır. Allah Allah. Kıskançlığın onda dokuzu kimdedir derler? Hocalardadır derler. Doğru mudur? Doğrudur. Süfyan-ı Sevri diyor ki hocaların diyor herkes hakkındaki şahitliğini kabul ederim diyor ama birbirine şahitliğini kabul etmem diyor. Çünkü herkes hakkında doğru söylerler ama birbiri hakkında kıskançlıktan yamulabilirler diyor. Kıskançlık on çuvalı halinde Allah taksim ederken dokuz çuvalı hocalar aldı bölüşürken bir çuvala da talip oldular. Onu da insanlar zor kapıştı yani. Böyle bir hocalarda birbirini çekememezlik çok bulunur. Hafızlar hocalar, bu vaaz edenler, aşırı okuyanlar böyle birbirini yapmayın ya. Yapmayın ya. Herkes birbirini takdir etsin, tebrik etsin. Hasu dife inne sabrake en te'kulu nefseha illem tecid ma ta'kulu. Haset edenin kıskancın diyor, kıskançlığına sabret. Neden? Senin sabrın onu öldürür diyor. Ne gibi? Ateş yiyecek odun bulamazsa kendini yiyip öldürür diyor. E şimdi adam kendi kendine birini kıskanıyor. Çatlayacak. Kıskanıyor kıskanıyor. E anlatmadı mı bunu? Ne olur? Hasta olur ya. Kanser olur ya. Ne yapması lazım? Konuşması lazım. Konuşunca ne olur? Gıybet olur. Konuşunca ne olur? Dedikodu olur. Bir de yapmadığını da katarsa ne olur? Bir de iftira olur. Kaç tane büyük günah girdi hasedin içine şimdi? Adam adamı öldürüyor kıskançlıktan ya. Adam adama iftira takıyor kıskançlık. Yeter ki bunu gözden düşüreyim. Nasıl bu adamı gözden düşüreyim? Onu seviyorlar, onu sevmesinler, beni sevsinler. Bak şimdi. Ya onu da sevsinler, seni de sevsinler. Ona da razı değil. Ben ortak kabul etmem diyor. Sanki haşa ilah olmuş. Lan zındık tövbe ya Rabbi sen. Allah mısın haşa da ben ortak kabul etmem falan. Ne için sen ya? Herkesin efendim kuluz biz. Emsalimiz var, eşkalimiz var. Hepimizin ekranımız var. Hakkımız, hukukumuz var. Büyüğümüz var, küçüğümüz var. Haddini bilmemek olur mu ya? Nedir bu haset, bu fesat, bu kıskançlık, bu bela ya? Ne diyelim? Büyük bela, musibet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Selazedun la yencu minun nehad. Üç şeyden kimse kurtulamaz diyor. Bak hakikaten ha, hepimizde var. Şimdi sizin içinizde birisi bende yok dese, ya onun genetiğini incelemek lazım. Adem Aleyhisselam'ın çocuğu değil herhalde o. Şimdi, evvannu ve hesedu Düşünce, zan, zan nedir? Tahmin. Herkes insan olduğuna göre Hindi bile düşünüyor yani. İnsan olduğuna göre böyle durduğun zaman bir şeyler düşünüyorsun sen. Ne düşünüyorsun? Adamı görüyor orada şimdi. Böyle bak. Bir şey konuşmuyor. Adam çıkıyor gidiyor. Ben bu adamın niyetini iyi görmedim. Ulan niyeti zaten görülmez ki. Orada bir yorum başladı şimdi. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte o susarken düşünüyor. Düşünmese kendi kendine o laf çıkmaz. O bir düşünce mahsulüdür. Bir plan yapıyor ondan sonra konuşmaya başlıyor. Bundan kimse kurtulamaz. Vel <laughs> hasedu kıskançlık. Kıskançlıktan da kimse kurtulamaz. Kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında, hocalar kendi aralarında, ustalar kendi aralarında, sanatçılar kendi aralarında. Her sınıf insanın illa bir kıskandığı vardı. Evet. Ve bir de uğursuzlanma. Bazı şeylerden her insanın içine bir uğursuzlanma gelir. Kıla ve ma minhunne. Bunlardan nasıl kurtulacağız dediler. Kainat Efendisi ilaç reçete yazıyor. <laughs> Sallallahu aleyhi <ve> sellem. İzâ hasette felâ Kıskanma demiyorum sana diyor. <laughs> bak bak bak. Çünkü neden? Duramazsın. Yaratılışında var. Ama sana diyorum ki kıskanırsan bu kıskançlığın kalbinde kalsın, dışına vurma. Dışına vurduğun anda günaha girersin. Çünkü ya gıybettir, ya dedikodudur, ya iftiradır, ya suizandır, kötü düşüncedir. İlla dışına vurdun mu günah olur ama kalbinden günah olur mu? Bir insan kalbinde elimde değil, bu adamı kıskanıyorum. Elimde değil. Ha elinde değilse kalbinde kalsın. Ha buna günah ver ama dışarı çıktı mı Allah Teala kul a'udhu bi rabbil felak sabahın Rabbine sığınırım söyle. Min şerrima halak. Yarattığı bütün zararlı şeylerin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Ha. Ve min şerri min fil uqad. min hasidin kıskancın şerrinden sığınırım. Ama hangi kıskanç? Adam kıskanıyor ama kendi kendini yiyor. Onun bana bir zararı yok ki. Yesin kendini. Ama ida haset. O ida haset ne demek? hasedini ortaya çıkarttığı zaman işte onun şerri doğar. Hasedini açıklayanın şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Felak ve Nas sureleri ki en büyük sığınmadır. Kur'an'da ondan büyük sığınma yok. Onlardaki bir maddede kıskançların şerrindendir yani. Çünkü yapmayacakları bir şey yoktur ya. Bu kıskançlık adama her günahı yaptırır. Adamın karısına iftira yaptırır. Namusuna iftira yaptırır. Her şeyine iftira yaptırır ya. Niye kıskanıyor onu? Ama olmaz arkadaşlar ya. Bu haramlara girmeyelim. Biraz frenleyelim. Elimizde olmayan olabilir. Allah'a sığınalım. Ya Rabbi. Sen bu kuluna şu nimeti verdin. Ben buna dayanamıyorum. Ne olacak? Bana da ondan bir kısım ver. Bana da ver böyle bir şey desen. Allah kadir midir? Verebilir mi sana da? Sen ne diyorsun? Ya Rabbi. Onunkini de al. Ama bu senin gibi acayip bir şey ya. Komşunun yani iki gözü de çıksın hesabına döndü. Öyle bir hikaye var değil mi? Bu ne olacak? Yani onun da olmasın, benim de olmasın diyor. Ya kardeşim bak, onun iki olsun, senin de bir olsun. Yok diyor, onun iki olmasın, benim de hiç olmasın diyor. Ya bu zihniyet midir ya? Olsun bir ineğin işte sağırsın, sütünü, yağını içersin. Yok onun iki olacağına benim de hiç olmasın, ben sürüneyim diyor. i̇şte kıskançlık zihniyeti budur. Bu bir felakettir ya. Bu bir felakettir ya. Niye olmasın ya? Allah'ın kullarına Allah vermiş istediğini verir ya. Niye kıskanıyorsun? Hasedini açığa çıkarma. hakkık. Bir düşünce geldi aklına. Onu hakikat sanıp da ortaya o düşünceyi bil, belge gibi sunma. Ben böyle düşünüyorum. Hiçbir bilgin var mı? Belgen var mı? Şahitin var mı? Yok. Ama benim ben düşüncemde yanılmam. Bir de bak bak sanki peygamber olmuş. Tövbe yarabbim. Ben yanılmam diyor bir de. Sen doğruyu zor bulursun. Hep yanılıyorsun zaten ya. Seni şeytan nefis kıskaça almış sen. Duyuların dumura uğramış ya. Nasıl yanılmasın sen? Günah dolusun ya. Onun için zannını da içinde sakla. Allah'a sığın. Hidayet yer efendim. Bir uğursuzluk gelirse, yola çıktın baykuş öttü. Bilmem efendim, düğün yapacaktın. Bir uğursuzluk bir şey gördün. Şu hayvan göründü, şu kuş öttü, şu şöyle oldu. O zaman da ne yapma? Uğursuzlanırsan Yoluna devam et, işine devam et. Allahümme la tayra illa tayruk ve la gayra illa gayruk la havle ve la kuvvete illa billahi ila ila azib. Ya Rabbi, hayır da senden, şer de senden. Sana sığındım de, yürü git. Hiçbir zaman için uğursuzlanıp da o işi bırakma. Yolculuğa çıktın, baykuş öttü, dön geri. Bugün bu yolculukta hayır yok diye böyle bir şey İslam'da. Yok ama sığınmak var. Dua var. Allah Teala'dan istemek var. Bu şekilde olursa bu şerlerden kurtulursunuz. Yoksa kimse bende kıskançlık yok diyemez. İnsansa illaki vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarının arasında vardı. Annelerimiz. Neler çektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kıskançlık olur. Kumalıklar olur. Kumalıklarda kıskançlıklar olur. Emmet dünya ve ahiretü illa darraten. Dünya ile ahiret ne gibidir diyor? İki kuma gibidir. Biri memnun olursa öbürü memnun olmaz. Mümkün müdür ikisini birden razı etmek? İşte dünya ile ahireti de cem etmek meselesi de aynıdır. İlla birinden fedakarlık edeceksin. Bunun gibi yani yok bende demenin manası yok. Ama tedaviye bakalım. Ebu Hureyre'den rivayet eden hadiste sallallahu aleyhi ve sellem La tebâgadû birbirinize kızgınlık göstermeyin. Ve la tedâberû Müslümanlar birbirinize sırt dönmeyin. Yönelin. Öyle <laughs> تَحَاسَدُوا haset etmeyin birbirinizi kıskanmayın ve <laughs> عِبَادَ Allah ihvan. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Allah bize İslam kardeşliği versin. İslam kardeşi etti bize ama öyle değiliz. O ahlaka sahip değiliz. Allah yaratsın fazlü keremiyle. Bu kalplerimizi tedavi etsin Allah Teala. Zikirle, fikirle, rabıtayla, murakabe ile, tezkiye ile, tasfiye ile arındırsın, paklasın, aklasın, dostları gibi bir kalbe sahip kılsın Allah. يَوْمَ لَا ve مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ Allah اللّٰهَ بِقَلْبٍ salim, Bir gün gelecek, ölüm günümüz, Allah asan etsin. Ne mal fayda verecek, ne erkek evlat, zaten erkek evlatın yaramadığı yerde kız evlat hiç devreye giremez. Ancak Allah'a kalbi selimle gelenler bir fayda görecek. Kalbi selim nedir? Allah'a bir kalp getireceksin kardeşim. Kin yok, nefret yok, haset yok, fesat yok, buz yok, adavet yok, hiç yok. Bir Müslümana kin taşımayan bir kalple geleceksin Allah'a. Eğer Allah senin kalbinde bir Müslümana düşmanlık görürse, işte yandın o zaman sen. Senin amellerini ateş yediği gibi odunu yer. Onun için Hz. Enes radıyallahu anh 8 yaşında Resulullah'a hizmetçi oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun bir hadis şimdi baş edemem. Konumuzla ilgili kısmını okuyacağım. Bana dedi, annesi getirdi, dedik. Ya Resulallah bunu senin hizmetine vereceğim. Enes İbni Malik, duyduğunuz meşhur sahabi, 10 sene Resulullah'a hizmet etti. Sallallahu aleyhi ve sellem, takun yalanı taşı, her zaman yanında hizmet 8 yaşımda bana va vasiyetlerinde, nasihatlerinde çok meseleler beyan etti. Ancak Ya Enes La tebriytenne leyleten ve la tusbihenne yevmen ve fi kalbike gishul ahadin min ehli İslam. Bir gece yatağa girmeyesin. Bir sabah gündüz ayağa kalkmayasın ki kalbinde bir Müslümana karşı kin ve nefretle yaşamayasın. Bir gece bile yatarken kalbinizde bir Müslümana kin olmayacak. Bu çok zor ha. Var mı böyle bir şey? Fe inne min sünneti. Bu benim sünnetimdendir <laughs> dedi. Allah Allah. Kainatın Efendisi'nin sünnetleri. Tabii ki sakal bırakmaya göre bu daha zor. Sarık sarmaya göre bu daha zor. Misvak kullanmağa göre çok daha zor, değil mi? Ya yatarken kalbinde bir Müslümana kin, kıskançlık taşımayacaksın. Gündüz kalkarken de bir Müslümanın nefretiyle ayağa kalkmayacaksın. Bu benim sünnetimdir. Ve manaخذi sünneti, fakat İşte benim sünnetimi tutan beni sevdiğini göstermiş olur. Lafla peygamber sevilmez. Ne kadar seviyorsun? Canım kadar. Numara yapma. Bak bu numaralar yutulmaz. Bu laflar ispat ister. Bu peygamberi canımdan çok seviyorum diyenler bunu ispat edemezlerse sahtekar olurlar Allah indinde. Allah yalancılıktan muhafaza etsin E çok seviyorsan sünnetimi yaşayan beni sevmiş olur. Ve fil beni seven de cennette benimle beraber komşu olu. Allah cümlemize komşuluğu nasip etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla Resulullah'ın vasiyetini tutalım. Ya ene size amilte ve hafiz vasiyeti. Bu sözlerimi tut, vasiyetimi koru. Fela kul İşte beni dinlersen diyor en çok ölümü seversin. Niye? Çünkü Allah'a kalbi selimle gideceğin için, hazırlıklı olduğun için Ezna Aleyhisselam şimdi kapıdan gelse var mı gönüllü dese ben dersin. Çünkü ölüm bir köprüdür. Dostu dosta kavuşturur. El <laughs> mevtü cüsrü yusul habib lel habib. El mevtü mümin. Ölüm müminin ikramiyesidir. Bak hepiniz çalışıyorsunuz. iş yerlerinde ikramiye ne kadar tatlı hoş oluyor. Hiç ikramiyeyi almayayım diyen olmuyor. İşte ölümü de İstemiyorum, ben istemiyorum. Kalsın diyen olmaz o zaman. Fey nefî Dünyanın bütün belalarından kurtuluş ölüme bağlıdır. Allah'a kavuşmak ölüme bağlıdır. Cennet ölüm sonrasıdır. Ve ölümden büyük nimet yoktur ama senin benim gibi kalbi çıfıt çarşısı olanlara da ölüm istemesi pek normal olmaz yani. Neden? Kalp bozuk. Ona kin, ona nefret, ona buğuz ona davet. Bu ne olacak? Kıskançlık. Onun olmasın, benim olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Allah'a karşı isyan. Bu kıskanç kadar belalı var mıdır ki? E ala ni'metin. Diyor ki, sen kime karşı? Ey benim diyor bir nimetimi kıskanan. Niye kıskanıyorsun beni? Zenginsin kıskanıyorum seni. Güzelsin kıskanıyorum seni. Sesin güzel kıskanıyorum seni. Efendim ne bileyim araban güzel kıskanıyorum seni. Şu bu, bu, millet seni seviyor beni sevmiyor. Allah Allah. Ya bu ne iştir ya? Kıskançlık ne acayip bir iştir ya? Diyor niye bunu millet seviyor beni sevmiyor? Ne olacak o zaman ben bunu öldüreceğim diyor. Allah Allah. Neler yapıyor millet ya? Bu haberlerin çoğu kıskançlıktan geliyor başlarına ya. Bütün yaşanan olaylar. Sen biliyor musun diyor kime karşı edepsizlik ettin? E ya hasideli ala nimetin etedli ala edebe. Sen Allah fi fi'lihi fe inneke Sen Allah'a karşı terbiyesizlik ettin. Çünkü sen diyorsun ki Allah'a yanlış ettin. Bu adama bunu vermemeliydin diyorsun. Ama senin bu terbiyesizliğin haddini aşmıştır. Allah'a itiraz eden yolunu şaşmıştır. Nasıl itiraz ediyorsun Allah'a ya? Ve la ma faddala Allah bi ba'dikum ala ba'd. Kullarım Allah kiminizi kiminizden üstün kılmıştır. Bu üstünlükleri Allah vermiştir. Ama bunlar maddi üstünlüklerdir. Ahirette sonsuz üstünlükler vardır, dereceler vardır. İnne ekremekum Allah Benim nezdimde en kıymetliniz kimdir? Haramlardan en çok sakınan, en takva olanınızdır. Bense demiyorum ki Mercedes Jeep'i olanlar cennette yüksek dereceye gidecek. Bense demiyorum ki maaşı 10 milyar olanların cennette yeri fazladır. Fakirsin, zekat veremiyorsan, sadaka veremiyorsan, kurban bile kesemiyorsan, fitre bile veremiyorsan Allah sana cennete sokmam demiyor ki. Burada efendim çirkinsin, boyun kısa, suratın sivilceli diyerekten cennette yerin yok diye bir şey yok ki kardeşim ya. Ama kıskanmanın da bir manası yok. Çünkü neden Allah diyor ki sana birine verdiğim güzelliği, üstünlüğü, zenginliği, sağlığı, sıhhati neyse bunu onunki gitsin de bana da gelsin diye istemeyin. Ya ne yapın? Ya Rabbi bana da ver deyin. Ben zengin Allah'ım size de verebilirim. Ondan almama bir lüzum yok. Ama ondaki kalsın sana da vereyim mi dese adam diyor ki yok. Bana da verme ondakini de al. Ama böyle bir şey yok ki ya. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ Kadınların da kazandıkları amellerden ecri sevabı var. Erkeklerin de ecri sevabı var. Kadın erkeğin haklarını temenni etmeyecek. Erkek kadının haklarını temenni etmeyecek. Acayip acayip işler. Kadın istiyor ki ben erkek olsaydım. Veyahut Allah erkeğe bazı haklar vermiş değil mi? Mesela kadın diyor ki efendim bu hak bende olsaydı. Bu olmaz ki. Allah Teala kime ne vereceğini bilmiyor mu da sen buna itiraz ediyorsun? Efendim? mirastan ona yarım vermiş, erkeğe tam vermiş. E niye böyle oluyor? Allah Allah. Kainat yaradandan iyi mi biliyorsun bunun 40 tane hikmeti var biz size bunu açıkladık evvelce çok kere. Es'elullah min fadlih. Allah'ın fazlından hepiniz isteyin. Hepinize istediğinizi versem benim bir şeyim eksilmez Allah diyor. Ama istemesini bilin ya. Siz kıskanıyorsunuz. Bu sefer kendinizi yiyorsunuz. Çatlıyorsunuz, sinirleniyorsunuz, gıybete dedikoduya giriyorsunuz, iftira katıyorsunuz, milleti birbirine katıştırıyorsunuz ya. O zaman da vermiyorum. Ondan sonra da hem dünyada belayı buluyorsunuz, hem ahirette mahrum oluyorsunuz. Kendinize kıyıyorsunuz. Yazık ediyorsunuz. Şimdi Allah Teala bize bu kadar ameller öğretti. Faziletler, müjdeler sayıyoruz. Oruçlar inşallah şöyle günü geliyor. Allah nasip etsin oruçlu tutarsınız inşallah. Ne gündür aşure günü? Efendim perşembe günü. Dokuzunda tutun. Yani çarşambayı, perşembeyi beraber tutuyorsunuz. Veyahut da perşembeyle cumayı beraber tutuyorsunuz. Tek gün olarak e, tutmayın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir daha seni inşallah yaşarsak Yahudilere benzememek için çünkü Yahudiler de tutuyorlar kurtuluş günleridir Musa Aleyhisselam'la kurtuldular diye. Onlara benzememek için biz bir gün ekleriz buyurdu. Ama bir daha seni yaşamadı sallallahu aleyhi ve sellem ama sünnet olarak bize kaldı. Tutuyorsunuz. Aşure gün oruç illa tutun. Ramazandan sonra en büyük oruç. Ondan sonra bu kadar teheccüdler, bu kadar namazlar, size ameller, faziletler sayıyoruz. Ama bunlardan daha önemlisi nedir diyoruz? Korumaktır diyor. Çünkü bir insan çok kazanıp da koruyamadıktan sonra az kazanıp korusa daha karlı olur değil mi? Bu bir mantıktır, mukayesettir. Hepiniz bunu düşünebilirsiniz. Şimdi bir kısa anlatıyorum size. Bununla çok büyük ibret alırsınız. İnşallah Hz. Enes İbni Valik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın yanında oturuyorduk sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki durup dururken Yattalü aleykumul an Yatlu aleykumul an raculun min ehli'l cenne. Şimdi dedi oturuyoruz ya birisi gelecek şimdi cennet ehlinden dedi. Resulullah müjde veriyor. Cennet ehlinden olduğu kesin. Bir adam içeri girecek. Ve tarif etti. Yeni abdest almış olacak dedi sakalından. Abdest suyunun damlaları damlıyor. Tarif etti ki adamı şaşırtmasınlar. Kim o adam? Ayakkabılarını da dedi. Nalinlerinde sol eline almış. Şimdi diyor bir adam girecek. Sol elinde pabuçları var. Sakalından abdest suyu damlıyor. O kesin cennetliktir dedi. Hadi bakalım şimdi. Diyebilir mi? Bilir mi? Allah bildirici bir elçisi o. Ama biz diyebilir miyiz birisi için bu cennetliktir? Kendimiz de bilmiyoruz. Bir şey Ama Resulullah der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah der demez. He? Bu hadis-i şerif İmam Ahmed Müstedde rivayet ediyor. Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Nesai, Süneni Kübra'da bir meşhur Nesai var. kitabısı Sitte 6 kitapta o değil. Aynı Nesai'nin Süneni Kübra'sı var. Başka bir kitabı onda da rivayet ediyor. Adam girdi diyor. Böyle bir adam takunyası elinde, sol elinde, sakandan su damlıyor. Oturdu, selam verdi, oturdu. Sohbet bitti, dağıldık. Ertesi gün yine oldu. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir adam cennet elinden sinğaza girecek. Yine aynı adam geldi, aynı şekilde geldi. Üçüncü gün oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine buydu cennet elinden bir adam gelecek, aynı tarifi yaptı, aynı sıfatla geldi. Resulullah kalktı sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Amr bin As, meşhur sahabe, uyanık sahabe çok. Ya, ya dedi. Dur dedi ben bir plan yapayım da şu adamın evinde birkaç gün misafir kalayım cennetlik nasıl olduğunu anlamam lazım. Dedi. Sahabenin derdi bu. Biz olsak ya bu herif dün fakirdi bugün zengin oldu parayı nasıl bulmuş bunu bir tespit edelim. <laughs> e tabi sen şimdi derdin dünya araştırman da o yönde ama adam diyor ki Resulullah buna cennet değerli dedi bu adam ne yapıyor da cennet oldu ben ne bileyim diyor evde ne yapıyor camide zaten herkesin yaptığını yapıyor ben bunu evde takip etmem evine nasıl gireceğim adamın bir plan çevireceğim dedi Adama gitti. Selamün aleyküm, aleyküm selam. Tanımıyor adam Ya dedi, babamla aramızda dedi, bir kavga çıktı dedi. Yalan! <laughs> babamla aramızda dedi, bir kavga çıktı dedi. Yemin ettim dedi, üç gece senin evine girmeyeceğim diye dedi. Kaldım sokakta dedi ya. Müsaade etsen, ben seninle kalsam dedi. Bu yeminimi de bozmasan falan. Mübarek adam tabi cennet eli zaten. Naam dedi, buyur gel. Abdullah bin Amr bin As anlatıyor. Dedi bir gece kaldık dedi. Bekliyorum ki teheccüd namazına kalkacak mı dedi. O şimdi onu kıyaslıyor. Kaç rekat kılacak, ne yapacak, ne edecek. Bekliyorum dedi. Kalkmadı dedi. Yalnız yatakta diyor sağına soluna dönüyor gece. O zaman şimdiki gibi evler 100 metrekare değil. <laughs> Misafir geldi mi zaten hanımı dışarı atacaksın. Yani evde yer yok. Tabii ona göre değil şaka yapıyorum da ona göre perde çekiyorlar arada falan. Şimdi dedi sağa sola dönerken yatakta uyku arası diyor. Allahu Ekber, La ilahe illallah diye zikirle dönüyor. Bu tarafa dönerken yine La ilahe illallah, Allahu Ekber, Subhanallah zikirle dönüyor. Allah bu çok acayip bir şeydir. Gece uyku arasında bir adam zikredebiliyorsa zikir onun içine işlemiş demek. Çünkü bir insanın fikri neyse zikri odur. Hele ki uyku arasındaki sayıklamalarda ne sayıklıyorsa o çok önemlidir. Bir insan hakikaten La ilahe illallah sayıklıyorsa ona son nefeste de garanti nasip olur. Ya ah uykumuzun içine kadar bu zikir işlese be. Sağına dönüyor Allah, sonuna dönüyor hala ama yatak uyku arasında. Baktım kalkacak mı kalkmadı. Tek bir getiriyor, zikir ediyor öyle. Sabah namazı vakti girince kalktı. Abdestini güzel aldı, çok güzel. Namazı tamamladı. Baktım şimdi diyor, oruca niyet edecek mi sabah, nafile oruç? Baktım yok, yedi diyor. E Ramazan değil ya kardeşimler ya. O da diyor ki yani cennet eli olduğuna göre çok amel lazım. Üç gece diyor bekledim. Hani bir gece hasta olur. Üç gecede gece namazına kalkmadı diyor. Bak şimdi. Işte. Amellerini kolladım. Dediğimden fazla da bir şey yapmadı. Neyse. Ama diyor, hiç kötülük konuşmadı. Gıybet yok. Dedikodu yok. İftira yok. Hala yani fuzuli laf yok. Çeneye sahip. Ah çene ah çene. Men yes men li ma beyne lahyeyi ma beyne ricleyi yadmen lehu'l cenne. İki dudak arasıyla iki bacak arasını koruyacağına söz verene kainatın efendisi kefil oluyorum cennette söz diyor. Ah şu dudak arasıyla bacak arası mesela. Bu ikisini korumaktan daha zor bir yer yok. Bu durmuyor ki dur 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 dur. dur. Konuştuğu lafları sıralazan seri imalatla günah işleme fabrikası gibi çalışıyor ya. Onu o şöyle yaptı. Bu böyle dedi. Şu şunu aldı. Bu bunu sattı. Yahu sana ne bir şey biliyor musun bilmiyorsun. Ne konuşuyorsun ya? Hep harama giriyorsun. Üç gece bitti dedim. <laughs> dedim artık ne yapalım? bu adamdan hep ömür boyu kalamayız yani. Zaten üç gece demişti. Günü de doldu biliyor musun? Biraz dedi içimden geçti ki ya pek fazla da bir salih ameli çıkmadı yani ortaya. Normal bir vatandaş. Ama Resulullah dedi ki cennet ehlidir. Hadi bakalım şey. Neyse dedi. Dedim ki dedi, efendi benimle babam arasında bir kızgınlık, bir terk olayı yok. Ben sana bunu numara yaptım. Ancak ben Resulullah'tan işittim ki sallallahu aleyhi ve sellem. Üç mecliste, üç kere de senin için dedi ki cennet ehlidir. Şimdi içeri giren adam kimse. Tarifi de verdi, tarif sen. Çünkü sol elinde ayakkabısı olacak diyor. Sakalından abdest almış su damlayacak. Da Şimdi o arada birkaç kişi de girse tarif var yani. O tarife sen uyuyorsun. Adını vermedi. Ancak ben bir bahaneyle senle misafir oldum. Allah senden razı olsun. Efendim amellerine baktım. Ben sana uymak için sana benzeyecektim yani. Ne yaptığına göre seni taklit edeceğim cennet ehli olayım diye. Benim derdim başka bir şey değil. Ama çok da bir amelini yani kusura bakma da göremedim. Ama Resulullah'ın buyurduğu haktır ama seni bu mertebeye çıkaran bir şey vardır. Bunda ben görmemiş olabilirim. Nedir bu? Dedik yavrum Mahve illa ma ra'id. Gördüğünden başka hiçbir amelim yoktur. Ben de peki dedim. Öyleyse Allah'ın Resulü'nün bildiği bir şeyler vardır ben. Ha bu amel zaten adamı cennete koymaya yeter. Namazını kılıyor, zikrini yapıyor daha ne yapacak adam? Zaten günah yapmadın mı cennete giriyorsun. Beş vakit namaz, oruç, hac, zekat zaten. İslam şartları çok kolay da bu günahlardan kurtarma meselesi yoksa. Tam diyor ayrıldım giderken. Yavrum dedi. Ben dönerken çağırdı beni. Ben arkamı verdim gidiyorum. Gel gel dedi gel. Ben sana ancak bu gördüğün amelim var. Başka bir salih amelim yok dedim ama bir şey hatırıma geldi. Seni de ilim bilgilendireyim. Gayra <laughs> la nefsi şerran li minel müslimin Ben dedi bir tane Müslümana karşı şu kalbimde en ufak bir kötü düşünce bulmuyor. Amele bak şimdi. Dağlar kadar amel bak şimdi. Bu amel kalp ameli bu. Kalp ameli beden amelinden üstündür ve zordur. Ve la ehsuduhu ala gayrin e'tahullahu iyya. Bir de dedi ben Allah bir Müslümana bir nimet vermiş. Para vermiş, güzel hanım vermiş, ev vermiş, araba neyse o zamanın imkanları. Allah'ın hiçbir Müslümana verdiği nimete karşı bir Müslümanı kıskanmadım. Ha ilaveten bu var dedi yani. Bunu deyince ben dedim ki hadellezî bellegâ bi kemâ kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Resulullah'ın dediği mertebeye seni ulaştıran buymuş. Ben belki sabaha kadar teheccüd kılarım. Her gün nafile oruçta tutarım ama ve huvellezî la utîku İşte benim yapamayacağım bir ameli söyledin dedi. İşte benim yapamayacağım bir ameli söyledin. O da nedir? Bir Müslümanı kıskanmamak, bir Müslümana kötü düşünmeme. Nasıl olacak? Şimdi bizim millet gavura güzel düşünüyor, Müslümana kötü düşünüyor. Bak şimdi mason gazeteleri, haberleri benim hakkında bir haber yaptı. Ona inanıyor. Bu kanalın sahibi kim? Masonluğu tescilli. Bana bana inanmıyor. Ben konuşuyorum. Ben senin din kardeşinim. Ha, bana inanmıyor ama bir masonun dediğine inanıyor. İşte Abdullah bin Amir Amas dedi. Benim yapamayacağım ameli söyledi. Bir Müslümana kötü düşünmeyeceksin. Sen ona hüsnüzan besliyorsun ki demek ki bu adamları güzel düşürüyorsun, Doğru konuşuyorlar düşünüyorsun ki inanıyorsun. Bunların yalancı olduklarına bilsen inanır mısın? Evet. Halbuki bir Müslümana inanmak ona da bulunmak çok daha senin işin. Lakin biz Müslüman kardeşlerimize zaten hakkımızı helal ettik tabi de Hakkımız da helal oldu diye hepten elek gibi olduk tabii. yer herkes konuşuyor bu sefer. Ama tabii ki Allah'a havale ediyoruz. Allah'ın dostlarından birisi geçerken birisi kellesine bir vurdu biliyor musun? Vay kaba dedi. Böyle vurdu. O arada o zat namaza girdi, arkadan vurana bile dönüp bakmadı. o, o adam vuran tepelendi düştü orada, başladı bacak vurma. Görenler gittiler dediler ki ya efendi hazretleri sana yakışır mı ya? Adam sana bir şaka yaptı, beddua mı etti? Ne Adam ölüyor ya. Ya dedi ben bir şey etmedim kardeşim. Gözümü çevirip hedefin de kim olduğuna bak, tespit etmedim. Ama şu kabağın sahibi var dedi. Belki o razı olmamıştır. Öyle sen bana vuruyorsun böyle kabak diye ama bir de kabağın da sahibi var. Ha. Onun için Allah'a havale ettik. Tabii ki Müslüman haysiyetini, şerefini, her şeyini Müslümanlara helal eder. Biz bir şey demiyoruz. Ama ve İslam'a hakaret varsa, Müslüman'a hakaret vesilesiyle dert neyse, dert İslam'a hakaretse, dert intikam almaksa, ha, o zaman Müslüman orada freni basacak, amacı arayacak, gayeyi arayacak. Biz bunların istediği gibi fetva verseydik bize böyle yaparlar mıydı? He? Ha, o zaman biz el bebek gül bebek gel buralarda buyur konuş diye programlara da çıkarırlar mıydı? Ya. Bize dediler ki gel bizden anlaş. Yahudinin aleyhine konuşma, her şeyi serbest edelim sana her yeri dediler. Bize bu teklifleri yaptıkları zaman ta hapislerdeyken biz. Ama biz Allah'ın düşmanlarını metedemeyiz. Dostlarını da kötüleyemeyiz. Hiçbir zaman Allah bize taviz verdirmesin. İtikadımızdan bizi ayırmasın inşallah. Biz doğruyu söylemeye devam edeceğiz. Ama onlar da bize saldıracak. Her şeyimize saldıracak. Saldırdılar, saldırıyorlar. Ama velakin Allah Müslümanlara feraset versin, basiret versin, şuur versin, idrak versin. Dostu düşmanı tanımak nasip etsin. Ha? Dostu düşmanı tanımak nasip etsin. Tabii ki onlar sen bize dokunuyorsun, biz de sana dokunuyoruz diyorlar. E bunu da yapmaları normaldir, huyu da. Bunların huyu da buna müsaittir, elverişlidir. Ne bekleyeceksin bunlardan? Met etmesini mi bekleyeceksin? Zaten bunların met ettiği adama soru işareti koyacaksın. Kötüledikleri adamı iyi anlayacaksın. Met ettikleri adamı iyi anlayacaksın. Bunların pusulaları şaşırmış, tarihleri şaşırmış, her şeyleri şaşırmış. Hangi padişahı tenkit ediyorlar bu kadar padişahın içinden? Sultan Abdülhamid'i tenkit ediyorlar. Ne diyorlar? Kızıl Sultan. Anla ki Osmanlı padişahlarında Sultan Hamid'den büyük evliya yoktur. Çünkü neden onlar kimi tenkit ediyorlarsa işte odur. Ha kimi met ediyorlar? O met ettikleri adama mutlaka soru işaretini koyacaksın. Çünkü kime taviz veriyor, kimi konuşturuyorlar, kimi çıkarıyorlar, kimi dinletiyorlar? Onlarla pazarlığa girmiştir demektir. Onlar böyle tekliflerle yanaşıyorlar. Allah Teala bizi muhafaza buyuracak inşallah. Amin. Subhanallahi rabbil salatu vesselamu ala seyyidil Muhammed ve ala ve ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahim. Ya Rabbi uzaktan yakından kadın erkek bu cemaat senin yolunda hicret ettiler. Bir, bir iki adım da olsa daha da uzun yerlerden gelenler oldu. Hep Ya Rabbi din tahsili için, ilim öğrenmek için yola geldiler. Sen bu kardeşlerimizin emeklerini zayi etme Ya Rabbi. Amin. Amellerimizi iptal ettirecek günahlardan bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi alemin cümlemizi cennetinle cemalinle müşerref eyle. Rıza-i şerifinle, likra ile vusletinle mesrur eyle. Ya Rabbi buradan dağılmadan cümlemizi, şu günah yüklerimizi sırtımızdan kaldır Ya Rabbi. Bizi kuş gibi hafif günahsız olarak buradan çıkart Ya Rabbi. İlim meclisine geldiniz. Bu kadar milletin sinemalara gittiği bir günde. Siz geldiniz Allah'ın dinini dinlediniz. Af olarak çıkın günahlarınızı da sevaba çevirdim nidasını bize. Duyur Ya Rabbi. Meleklerle bizi karşıla Ya Rabbi. Bizi uğurla Ya Rabbi. Sen fazıl keremle bizi bütün eşrarın şerrinden muhafaza eyle. Evimizi, ocağımızı, malımızı, mülkümüzü Bütün manevi mukaddesatımızı, değerlerimizi Sana emanet ettik, sen zayi etmezsin Muhafaza eyle Ya Rabbi Ya Rabbi hani içimizde ne hastalar varsa bize Dua ısmarlayan hastalarımıza acil şifa Burada kağıtlarda yazılı olan Ve yazılı olmayıp kalplerde Şu anda kalplerimizde taşıdığımız Ya Rabbi hastalıklarımıza Hastalarımıza, dua taleplerimize Karşılık, acil şifa Ya Rabbi Dertlerimize deva yarat Ya Rabbi Borçlarımıza ödeme kolaylıkları yarat Ya Rabbi İşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Eşsizlere hayırlı eşler nasip eyle. Asker polisimizi bizi korduklar gibi sen de muhafaza eyle. İç savaştan dış savaştan memleketimizi muhafaza eyle. İşgal altına kalmaktan mesulunu mahfuz eyle. Beklenen celceleyi durdur ya Rabbi. Sen bu gazı yavaş yavaş çıkarttır ya Rabbi. Birden sallatma ya Rabbi İstanbul'umuzu muhafaza eyle ya Rabbi. Bu kadar evler ocaklar Sabi Sübyan hürmetine, günahsız yavrular hürmetine muhafaza eyle ya Rabbi. Eshab-ı Kev'in isimleriyle Ya Rabbi, Hazreti Kur'an'ın ayetleriyle Ya Rabbi, bütün dostların himmetleriyle Ya Rabbi, bizi koru muhafaza ile, Tüm Müslüman ümmeti muhafaza ile, Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Afganistan'dan, Ya Rabbi Irak'tan, Filistin'den, Doğu Türkistan'dan, Çeçenistan'dan, Ya Rabbi dünyanın neresinde zulme uğramış Müslümanlar varsa yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Bu Muharrem-i Şerif hürmetine, Aşure günü geliyor Ya Rabbi, Kurtuluş günü hürmetine, bütün Enbiyanın, Evliyanın kurtulduğu günde bizi de kurtar Ya Rabbi. Amin. İslam alemini bu zilletten kurtar ya Rabbi, bu işgallerden kurtar ya Rabbi. Bu Yahudi Hristiyan ittifakını iptal eyle ya Rabbi. Birliklerini dirliklerini iptal eyle. İslam'ın aleyhine kurulan ile hüddeleri başlarına makus eyle. Bu vatanı da ya Rabbi sen fazlu keremiyle İslam vatanı olarak ibadetle, taatla, emniyetle, hürriyetle daim eyle ya Rabbi. Kur'an'da sünnette birleştir ya Rabbi. Amin diyen dilleri cehennem ateşten azade eyle ya Rabbi. Sen fazlu kereminle ya Rabbi cümlemizin Aşura gününe de idrakimizi, oruçlara muvaffak edimizi, gece ibadetlerine muvaffak edimizi takdir eyle. Zikrine, şükrüne karşı bize yardım eyle. Sevmediğin huyları bizden izale eyle. Kalpler senin elinde. Biz bir şey yapamıyoruz. Bu kıskançlık şerrinden bizi muhafaza eyle. Sen bizi ya Rabbi kinden, buğzdan, nefretten muhafaza eyle. Ya Rabbi Habibinin kalbi gibi kalbi selim nasip eyle. Ya Rabbi dostlarının kalbi gibi kalpler bize nasip eyle. Bu kalpleri arındırmanın yollarını bize buldur ya Rabbi. İlaçlarına başvurdur bizi ya Rabbi. Manevi yollara seyri sülük nasip eyle. Dostlarını buldur bize ya Rabbi. Onlara intisap nasip eyle. Amin. Yolda olanları da yolda sabit eyle ya Rabbi. Cümlemizi kaymaktan şaşmaktan muhafaza eyleyip devam sebat istikametlerle müşerref eyle. Amin amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Bi hurmeti Nebiyyil Emin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin. Ala ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. الحمد لله رب العالمين لا شرف روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه مشاخنا كافة من روح روحنا أفنبا مسخاصة من روح أمواتنا المسلمين أموات هذه الجماعة الحاضرين الفاتحة